Gece annenizin sizi mutfağa çağırdığını duydunuz. Tam odadan çıkacakken anneniz size seslendi. Sakın mutfağa gitme. O sesi ben de duydum. Karanlıktı. Kardeşim neden bu kadar hızlı nefes aldığımı sordu. Hızlı nefes alan ben değildim. Kalbine bir ağrı saplandı. Gözlerini açtığında bir tabutun içindeydin. Etrafındakilerin ağladığını ve hocanın dualarını duyuyordun. Ama ne hareket edebiliyordun ne de konuşabiliyordun. Çok soğuktu ve korkuyordun. Oğlunuzu gece yatağa yatırırken babacım lütfen yatağımın altındaki canavarlara bakar mısın diye sordu. Oğlunun espri yaptığını düşünüp yatağın altına baktığında oğlunu gördün. Sana fısıldadı. Babacım yatağımın altında biri var. Gece uyurken birisi cama vurdu. Uyandın. Tam camdan dışarı bakacakken aynı sesi tekrar duydun ve aynadan geldiğini anladın. Yoğun bir iş gününün ardından akşam eve geldim. Işığı tam açacakken birinin eline dokundum. Fakat evde kimse yoktu. Sabah uyandığımda telefonumda uyurken çekilmiş bir resim gördüm. Fakat ben yalnız yaşıyorum.